davet ediyorum. Fark ettik ki bu ülkede 47 yıldır ekilmeyen bir sanayi ürünümüz var. Adı kendir. Ve kendirin de başkenti Kastamonu. 260 kilo Emir Polat Bey, o da aramızda arkadaşım. 260 kilo tohumla Samsun'da başlamış olan bir kenevir ekim seferberliği başlattı. Bu sene inşallah elimizde artan tohumu da getirdik. Kastamonu'da toprakla buluşturacak. 47 senedir Kastamonu'nun toprağı bu kendire aç. Bu kendir başka bir bereket. Kendirin ektirmeme lobisi de var tabii bu ülkede maalesef. Onlarla direkt cepheden karşı karşıya olmazsak bu harbi kaybedecektik. Onun için ben 2 senedir ekilecek tarlanın başında duruyorum. Ektiriyorum, piştiriyorum. Kendirin eski payitahtı olan Kastamonu'da bir endüstriyel tesisi nasıl inşa edeceğiz, yapacağız da çiftçimizin üretmiş olduğu bu kendir ve kereviri alıp orada işleyeceğiz. Büyük bir geliri sizlere indireceğiz, geriye döndüreceğiz diye bu amaçla bugün buradayız. Ve özellikle yerel yönetim ne olacak? Kastamonu'da bu bayrağı taşıyacak olan değerli belediye başkanımız Galip Bidin. Bizim Kastamonu olarak lobimiz biraz eksik. Dolayısıyla kendinin başkenti aslında Taşköprü'dür. 15 asır kadar Taşköprü'de kendir ekildiğini ben okumuştum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Taşköprü kendinin başkentidir. Kendinin bir özelliği var. Kendir topraktaki selenyumu yukarı doğru çekiyor. Yukarı doğru çektiği zaman da işte sarımsağı aromasını veren de o. Kendire bismillah deyip başlamamız lazım. Bizim lobimizi birazcık kuvvetlendirmemiz lazım. Sesimizin çıkması lazım. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı önüne gelen dosyaya istinaden bu işin merkezi Vezirköprü'dür dedi ama Vezirköprü kendir konusunda ikinci, üçüncü planda kalır. Çorum da hakeza öyledir. Bunun ana vatanı, başkenti Taşköprü'dür. Kastamonu merkezde gene eskiden ekilip biçiliyordu. Ama bu işe bizim öncülük etmemiz lazım. Eğer seçilirsem mutlaka kendirle ilgili bir yan sanayiyi Kastamonu'ya getirmek isteyen müteşebbise ben her konuda yardımcı olacağım, arsa tahsisinde yapacağım dedim. Sözümün arkasındayım, hala aynı yerdeyim. Kendirin bu ülkenin ekonomisine ne kadar büyük bir menfaat sağlayacağını gördükten sonra daha frene basmayı bıraktık. Üstüne süratli bir şekilde gidelim istedik. Kader bizi, yolumuzu Kastamonu'ya kadar takip ettik. Kader yolumuzu. Kastamonu'nun kadim başkenti, kenevirin, kendirin kadim başkenti Kastamonu. Tarihte Kastamonu'da en eski
ekimi Kastamonu'da bulduk. Mesela şeyde de ekilmiş yerimiz var. Göbekli Tepe'de de kendir şeyleri, tohumları bulundu. Yani Orta Asya, Büyük Asya'daki kabristanlıklarda, mezarlıklarda da bulundu. Oradaki gömülerde de bulundu, balballarda bulundu. Ve bunun ana vatanı, en güzel yetiştiği yer, bugün bütün dünya İsviçre'lisi, Alman'ı, efendim Fransız'ı, Kanadalısı niye Anadolu'da ekim peşinde? Çünkü toprak buna elverişli, iki iklim buna elverişli, güneş saati buna elverişli. Bu sebeple bizim kendir ve kenevir ekiminde kaybettiğimiz o 47 seneyi süratli bir şekilde kazanmamız lazım. Bunun için bize neye bilgiye ihtiyacımız var? Çalışıyoruz, gece gündüz okuyoruz, okutuyoruz, araştırıyoruz ve bir taraftan da ekiyoruz. Ekmek için ne yapmamız lazım? Tohuma ihtiyacımız var. Tohum geliştiriyoruz. Önümüzdeki sene inşallah daha çok tohum çıkaracağız, daha çok alanda ekeceğiz. Bu sene herhalde 300-350 dönüm civarında ekim yapabileceğiz Kastamonu'da. Samsun'da ekiliyor. Samsun'da da aşağı yukarı bir 200 dönüm civarında ekim yapıldı bu sene. Tokat'ta yine Tarım Bakanlığı'nın enstitüsünde zannediyorum bir 100 kilogram civarında, 100 ne kadar 40 dönüm falan yapar bir alan ekildi. Yani Türkiye bu sene önümüzdeki seneye yetmez yani ihtiyacımız. Ben büyük hedeflerle, büyük sayılarla uğraşıyorum. Ama küçük olmadan da, maya olmadan da biliyorsunuz yoğurdu tutturamıyorsunuz. İşte yaptığımız bu çalışmaların hepsi kendilerinin maya çalışmaları. Biz bu mayayı inşallah Kastamonu'da tutturduk. Bizim borsa başkanımız da, o da kendilerinin borsası kararını aldı, kotasyona getirdi. Kendir borsası Kastamonu'dan soruluyorsa kendilerinin başkenti de Kastamonu'dur, hayırlı olsun diyor. Ben geçen seneki ekimlerimden ötürü tohum temin ettim tabii. Bu sene de insanlarımıza tohumu parayla vermek yerine Türkmen'in adetini, töresini yerine getiriyoruz. Bu tohumu size veriyoruz. Seneye diyoruz ki bize bu tohumu, aldığın tohumun ikimizi 10 kilo aldıysan 20 kilo bana geriye ver. Para kullanmıyoruz tohum alışverişinde. Adetimiz bu. Bu adeti geliştirebilirsek inşallah ülkemize de iyi bir imece kültürünü de oturtmuş olacağız.